Arkası Yarın. İhtiras ve Para. İkinci Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Yıllar önce ailesiyle İstanbul'a gelen Fuat, fabrikatör Zihni Bey'in fabrikasında ustabaşı olarak çalışmaya başlar. Zengin olma sevdası ve para kazanma hırsı bütün benliğini sarmış, adeta bir hastalık saplantısı haline gelmiştir. Diğer yandan köy yerinde yaşayan Fuat'ın kuzeni Aysel, anne ve babasının vefat etmesi üzerine başkaca bir akrabası bulunmadığı için Fuat'ın ailesinin yanına, yani teyzesine sığınmak zorunda kalmıştır. Bir yandan Fuat her sabah fabrikaya giderken patronu Zihni Bey'in konağının önünde durup böyle bir eve sahip olmanın hayalini kurmaktadır. Halbuki Fuat'ın haset ve gıptayla baktığı konağın içinde fırtınalar esmektedir. Zira Fuat'ın patronu Zihni Bey'in ekonomik kriz yüzünden işleri iyi gitmediği gibi karısı Belkıs Hanım sürekli hastalık çekmektedir. Cem isminde sakat bir oğlu, Gülten isminde vücudu tam gelişmemiş sıska bir kızı vardır. Öte yandan Fuat, çocukluktan beri hiç görmediği Aysel'i o akşam evlerinde ilk olarak görmüştür. Aysel, şehir hayatına alışmaya çalışmaktadır. Zehra teyzeciğim, ellerine sağlık. Uzun zamandır böyle lezzetli yemekler yememiştim. Afiyet olsun kızım. Bugün fabrikada olanlardan haberin var değil mi babam? Patron bazı işçileri işten çıkarttı. Biliyorum. Hoş bir durum değil oğlum. Arkadaşları işten atılan işçiler için fabrika önünde öfke kusup duruyor. Atılanlara tazminat da verilmeyince kalan işçiler yarın öbür gün biz de atılırız korkusuyla örgütlenmeye başladı. Greve gitmeyi düşünüyorlar. Grev olursa fabrikada üretim durur. Bu herkes için de kötü olur. Herkesin çoluğu çocuğu var. Neden patron işçileri işten çıkarıyor? İşler çok kötü anne. Ekonomik kriz fabrikayı da etkiledi. Birkaç gündür müşteriler siparişleri üst üste iptal etti. Patron öfkeden kudurmuş vaziyette. Zarar edince de işçileri işten çıkartmaya başladı. Bu gidiş hiç iyiye alamet değil. Aman, seni de işten çıkarırlar mı Fuat? Bana kolay kolay sıra gelmez. Ben ustayım. İşsiz kalıp da eve para getirmeyeceğimden mi korkuyorsun anne? Alay etme. İstanbul gibi pahalı bir şehirde aç ve işsiz kalmanın ne demek olduğunu bilmez gibi konuşuyorsun. Bugün atılan işçileri fabrikanın kapısında gördüm. Kimi bağırıyor, kimi ağlıyordu. İnsanların işsiz kalması kötü bir şey tabii. Bunu o kadar kayıtsızca söylüyorsun ki. Atılanlar umurunda bile değil. Her zaman sadece kendini düşünürsün sen. Elbette kendimi düşüneceğim. İşten atılanların sorumlusu ben değilim ki. Ben fabrikada sadece bir ustayım. Ben işimi yapıyor ve ücretimi alıyor muyum? Beni işin sadece bu kısmı ilgilendirir. Görüyorsun ya sen. Büyük şehir dedikleri yer bu işte. Kimse kimse için üzülmez bile. Annemin lafları seni ürkütmesin Aysel. Bu şehirde herkes sefalet içinde değil. Zenginlik ve lüks içinde yaşayanlar da var. Bunlardan biri de bizim fabrikanın patronu Zihni Bey. Her sabah işe giderken onun konağının önünde durup bir süre seyrediyorum. Neyini seyrediyorsun Fuat? Bir gün ben de öyle bir evde oturabilir miyim diye. Ama ben böyle bir evde oturacağıma kesinlikle inanıyorum. Gülten, yavrum. Efendim babacığım. O her sabah bizim eve bakan delikanlı bu sabah da baktı mı? Baktı. Peki onun bu bakışı seni rahatsız ediyor mu? Yok hayır. Bilakis hoşuma gidiyor. O zaman inat etme de şu çocukla tanıştırayım seni. Baba. Yavrum, ben senin mutlu olmanı istiyorum. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Senin asla ağlamanı istemiyorum. Ben ağlamıyorum ki. Belki gözlerinden yaş akmıyor ama içinden ağladığını hissedebiliyorum. Kafandaki benim vücudum gelişmemiş, çirkinim saplantısını at artık. Böyle yaptığım zaman vücudum gelişecek mi? Çirkinliğim bir anda güzelliğe dönüşecek mi baba? Ben hiçbir zaman Cinderella olamayacağım. Neden olamayacak mısın? Belki elimde seni mutluluğa ulaştıracak sihirli bir değnek yok. Ama onun yerine param var.
Para her kapıyı açar. Her şeyi satın alır yavrum. Yeter ki sen iste. Kemal Bey. Buyurun Zihni Bey. Bizim fabrikada Fuat adında bir ustabaşı çalışıyormuş. Evet beyefendi. Fuat peki. Aslan. Peki bu nasıl biri? Çalışkan bir genç. İşinden başka bir şeyle uğraşmayan biri. Kendi bölümündeki işçiler üzerinde de oldukça otorite sahibi. Demek çalışkan ve otorite sahibi biri. Neden sordunuz beyefendi? Yoksa hakkında olumsuz bir şey mi duydunuz? Yoksa sendika kurup greve gitmek isteyen işçiler arasında o da mı var? Eğer böyle bir şey varsa hemen işten çıkartabilir. Hayır. Bunlarla bir ilgisi yok. Onu tanımak istiyorum. Haber gönder, hemen odama gelsin. Peki efendim. Zihni Bey, Fuat'ı neden görmek istiyor ki? Ahmet Usta, ben Müdür Kemal. Zihni Bey, dökümhane ustası Fuat Aslan'la görüşmek istiyor. Hangi Zihni Bey de ne demek? Fabrikanın sahibi Zihni Bey. Fuat'ı hemen onun odasına yolla. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Daha bugüne kadar patronun bir tek işçiyle konuştuğunu görmedim. Bugün fabrikada işler nasıldı Fuat? İnanılmaz şeyler oldu baba. Yoksa işçiler grev kararı mı aldı? Hayır, benimle ilgili bir şey oldu. Ne oldu? Fabrika sahibi Zihni Bey beni odasına çağırdı ve benimle konuştu. Sahi mi? Yahu seninle ne konuştu? Adımı, soyadımı, yaşımı, nereli olduğumu, nerede oturduğumu, ailemi sordu. Müdür Kemal Bey'i görecektin. Patronun benimle böyle özel olarak ilgilenmesi şaşkına çevirdi adamı. Doğrusu bu beni de şaşkına çevirdi oğlum. Bildiğim kadarıyla Zihni Bey işçilere merhaba bile demeyen biridir. Başka neler konuştunuz? Hepsi bu kadar. Sonra da tamam işinin başına dönebilirsin dedi. Allah Allah. Bu işten hiçbir şey anlamadım. Koskoca fabrika sahibi neden seninle konuşsun ki? Peki sebebini söylemedi mi? Hayır. Medeniyet yüklenen ecdadımız sırrın sırrını belletirler. Kahve getirdim size. Sağ olasın Zehra. Anne, Aysel nerede? Mutfakta bulaşık yıkıyor. Bırak dedim ama yıkamakta ısrar etti. Maşallah, tam bir evdir. Bütün bu şehirde onun gibisi zor bulunur. Allah sahibine bağışlasın. Anne, umarım ona benimle evlenmesi gibi bir vaatte bulunmamışsındır. Hayır. Çünkü sen ona layık bir koca değilsin. Neden böyle bir vaatte bulunup da kızcağızın başını yakayım ha? Demek benim kötü bir koca olacağımı düşünüyorsun. Neyse, bu konuda seninle tartışmayacağım. Peki onu ne yapacağız? Ne demek istiyorsun sen? Buraya yan gelip yatmak için gelmedi herhalde. Bir işte çalışmak gibi bir düşüncesi yok mu? Bu konuda sana bir şey söylemedi mi? Yani yeğenimin burada oturmasının bize yük olacağını mı söylemek istiyorsun ha? Evet. Yani sonuçta biz kazanıp başkasını doyurmak zorunda değiliz değil mi? Herkes çalışıp karnını doyurmalı. O da para kazansın. Terbiyesizlik etme. Dinin, imanın para oldu. Nedir bu sendeki para sevdası anlamadım gitti. Bu sevdayı bize kendinin aşıladığını unutma sevgili anneciğim. Köyden geldiğimiz zaman para kazanmamız gerektiğini söyleyen sendin. Fuat! Yeter artık. Saygısızlık yapma. Annenle böyle konuşamazsın. O bizlerin iyiliği için böyle söylüyordu. Köyden şehre daha iyi yaşamak için, para kazanmak için geldik. Çünkü burada parası olmayana yaşam hakkı tanınmıyor. Ama para bizlere insanlığımızı unutturmamalı oğlum. Hele de akrabalarımıza olan himayemizi. Ama para kazanmak da kolay olmuyor anne. İnsana oturduğu yerde kimse para vermiyor. Bugüne kadar canımızla kanımızla çalıştık. Harcadığımızın geri kalanını da biriktirdik. Bir akrabamıza bakamayacak kadar da fakir değiliz. Evet, bulaşıkları yıkadım, kuruladım, tabakları da yerine koydum teyzeciğim. Gel otur kızım, dinlen. Söyle bakalım Aysel, ne yapmayı düşünüyorsun? Anlayamadım Fuat. Yani çalışmayı falan kastediyorum. Böyle evde oturursan sıkılmaz mısın? Sıkılırım tabii. Zaten buraya bir iş bulup çalışmak için geldim. Ben köyde de sürekli çalışırdım. Yarın gazetelere bakıp iş aramaya başlayacağım. Kimseye yük olmak istemem. O ne biçim laf kızım?
Burası senin de evin. Neden bize yük olacakmışsın ki? Ah, teyzen doğru söylüyor Aysel. Hemen iş aramana gerek yok yavrum. Daha yeni geldim. Biraz etrafı gez, gör. Teşekkür ederim eniştecim ama madem burasının benim de evim olmasını istiyorsunuz, benim de sizler gibi çalışmam gerekiyor. Tembel tembel oturmak istemem tabii. Aa, iş bulmak o kadar kolay değil. Bulsam bile çalışacağınız seni ne kadar mutlu edecek bilmiyorum. Büyük şehirler köye hiç benzemiyor kızım. Köy hayatı benim için artık gerilerde kaldı. Bundan böyle bulunduğum yerin şartlarına alışmak zorundayım. Hep sizin yanınızda oturamam ki. Ne olursa olsun bir iş bulup çalışmalıyım. Buraya geldiğin için pişman değilsin değil mi kızım? Ah teyzeciğim, pişman olup olmamak elimde değil ki. Babam öldükten sonra köyde kimim kalmıştı ki benim? Benim her şeyim sizlersiniz. Evinizi açmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Hadi geçmişi düşünme artık. Bundan sonraki hayatın önemli. Sanatın adına. Baba, fabrika müdüriyetinde çalışanlardan da çıkartılan oldu mu? Ah, evet, 2-3 kişi daha çıkartıldı. Onlar da senin gibi muhasebe işinde mi çalışıyorlardı Rıza? Yok yok hanım, onlar başka bölümde çalışıyorlar. Canım endişelenmene gerek yok. Fabrika kapanmadan benim işime son verilmez, merak etmeyin. Aslında fabrika iyi ellerde yönetilse bugünkünden hem daha fazla para kazanır hem de işçi çıkarmak zorunda kalmaz. Ama patron Zihni Bey yeniliklere açık bir işveren değil. Teknolojiyi takip etmiyor. Yıllar önceki sistemle üretim yapmaya çalışıyor. Peki fabrika neden seni bu kadar ilgilendiriyor Fuat? Fabrika beni fazla ilgilendirmiyor kuzen. Ben fabrikadan bir tek şey istiyorum. Nedir o? Para. Doğru. Fuat'ın aklı fikri her zaman paradadır. Onu başka hiçbir şey ilgilendirmez. Anne Allah aşkına paradan daha önemli bir şey var mı ya? Köy yerinde insanlar paraya bu kadar düşkün değildir. Aileyi, namusu ve yardımlaşmayı daha önemli sayar. Çünkü orada herkes orta hallidir. Evet, çok doğru. Ama şehir yerine gelince bazı değerler değişiyor ister istemez. Burada parası olmayan hakir görülüyor, eziliyor. Bunun içinde herkes deliler gibi para kazanmak için gece gündüz çalışıyor. Bak ben sana daha açık anlatayım kuzen. Burada para güç demektir. Sen istediğin kadar yetenekli ol, namuslu ol, onurlu ol. O güce sahip değilsen hepsi fasafiso. Kısaca her şeyin başı sonu paradır. Görüyorsun ya kızım. Burada hemen herkes Fuat gibi para kazanmaktan başka bir şeyi düşünmez. Paran varsa yaşarsın, yoksa ölürsün. Hayat ne yazık ki bu kadar zalim artık. Hayat yalnız burada değil teyze, her yerde zalim. Tabii buna karşı dayanma gücü bulmak zorundayız. Ama merak ettiğim bir şey var Fuat. Neden parayı bu kadar çok seviyorsun? Neden mi? Çünkü parayla her şeyi alabilirsin, mutlu olabilirsin ve en önemlisi de çok güçlü olursun. Ben de güçlü olmak istiyorum. Başkalarının önünde ezilmek istemiyorum. Peki insan kişiliğiyle, onuruyla da ayakta kalamaz mı? Aferin kızım. Bak nasıl doğrusu. Bırakın bu palavraları. Bu dedikleriniz ancak filmlerde olur. Onurmuş, kişilikmiş. Bunlar insanın kendisiyle avundukları şeyler. Güçlü olmak istiyorsan paralı olacaksın. Zengin olacaksın. Bunun başka hiçbir yolu yok. Oğlum neden hep ezilmekten söz ediyorsun? Sen parasız insanların hep ezildiğini, hor görüldüğünü mü düşünüyorsun? Öyle değil mi peki baba? Paralı insan her yerde itibar görmüyor mu? Hastanelerde sıraya girip saatlerce bekleyen kim? Yazın sıcağında, kışın soğuğunda otobüs, minibüs duraklarını sefil olan kim? Sen, ben ve bizim gibiler. Zenginler öyle mi? Lüks arabaları altlarında, yazın sayfiye yerlerinde, kışın sıcacık villalarda yaşıyorlar. Başları ağrısa doktoru bile ayaklarına getiriyorlar. Aman oğlum, bu sözlerine beni korkutuyorsun. Yoksa sen de şu servet düşmanlığı yapanlarla işbirliği mi yapıyorsun? Anne, ha? Ben anarşist değilim. Benim hayatta tek bir idealim var. Hep söylediğim gibi o da para kazanmak. Başka insanlar beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Senin bu para kazanma hırsın beni de endişelendiriyor Fuat. Bence insan ihtiyacı olan kadarını kazanıp Allah'a şükretmelidir. Neden ihtiyacımdan daha fazlasını kazanmak istemeyeyim ki baba? Şu oturduğumuz iğreti evden daha ne kadar yaşayabiliriz ki? Bu yolları çamurlu, iğrenç sokakta ömrümüzü tüketmek mi istiyorsunuz? Sağlıklı, güçlü bir insanım. Taşı sıksam suyunu çıkartırım. Benim yaşımda nice güçsüz, çirkin insanlar var ki onlar zenginlik içinde yaşıyorlar. İnsanları yaşayışlarına, oturdukları evlere bakarak değerlendirmen çok yanlış Fuat. Onların iç dünyalarında neler yaşadıklarını biliyor musun? Bana ne onların iç dünyasında yaşadıklarından? Ben onların zenginliğine, oturdukları evlere, bindikleri arabalara, giydikleri elbiselere bakıyorum. Sence bütün bunlara sahip olan biri sonsuza kadar mutlu olabilir mi? Neden olmasın? Mutluluk paraya bağlı bir şey. Parası olan insan her zaman her şart altında mutlu olur. Sanırım sorunun cevabını almışsındır. Aldım ama yanlış cevap aldım. Sana göre zenginlerin hiçbir derdi yok. Elbette yok. Zenginin ne derdi olabilir ki sevgili kuzen? Zenginler de her insan gibi aynı özelliklere sahiptir.
düşünür ve hisseder. Onların da ruhu ve kalbi vardır. Az önce iç dünyalarında neler yaşadıklarından söz ederken bunları kastetmiştim sevgili kuzen. Onca parasına rağmen çocuğu olmayan kadınlar, paralarına rağmen amansız hastalıklardan kurtulamayanlar. Hayır, mutluluğu parayla ölçme Fuat. Aferin kızım, ağzını öpeyim seni. İşte benim ve eniştenin yıllardır bu çocuğa öğretmek istediklerimiz bunlardı. Ben her zaman Allah'ıma sağlık, huzur ve mutluluk için dualarda bulunurum. Önemli olan da bunlardır zaten. Nice zenginler tanıdım. Şeker hastası oldukları için ömürleri boyunca yarı aç, yarı tok yaşamak zorunda kalmışlardı. Banka hesaplarında milyarları varken sokakta satılan bir dilim simide hasret kalanları iyi bilirim ben. Peki Aysel, sence mutluluk ne? Her şeydir Fuat. Bir tabak acılı kuru fasulyeden tut, pazardan da alsan hoşuna giden bir tişörttür, ayakkabıdır. Otobüse binilerek gidilen bir kırlık alanda piknik yapmak, sevdiğinle el ele tutuşup yağmur altında yürümektir. Mutluluğun yolu sevmekten geçer Fuat. Onu parayla satın alamazsın. Vay 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 vay. Sevgili kuzenimin bu kadar duygusal olduğunu bilmiyorum. Duyguları olan herkes az da olsa duygusaldır sevgili kuzen. Yani benim duygusal olmadığımı mı söylemek istiyorsun? O değil, ben söylüyorum. Sen parayı bu kadar hırs yaptığın sürece hiçbir zaman duygusal olamayacaksın oğlum. İhtiras ve Para Adlı Oyun'un ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.